Efendim selamlar yeni bir Rocket League videosuna hoş geldiniz. Sezon 8 yarın itibariyle geliyor ve bugün de sezon sıfırlanacak ve ben de şampiyon ödülünü nihayet aldım ama bakın sezon bitmesine zaten bir gün diyor. Ama şansıma bu sezon ödülü boost geldi abi. 4 yıldan sonra şampiyon çıktık boost aldık. Neyse yapacak bir şey yok. Sezon 8'i inceleyeceğiz. Bir de Ferrari paketini inceleyeceğiz öncesinde. Biraz geç oldu ama dedim incelemeden olmaz. Ferrari paketini hemen çok kısa bir dakika inceleyerek aradan çıkartalım. Aradan çıkarmadan da önce Rocket League ile ilgili haber ve market incelemeleri tarzındaki videoların devamını istiyorsanız güzel beğeni yapıştırıyorsunuz. Yorum olarak da görüşlerinizi, fikirlerinizi yazmayı ihmal etmeyiniz. Youtube algoritması için önemli. Şimdi... Aynı zamanda da marketten bir şey almadan önce de şöyle küçük harflerle Adigar kodunu yazarak bundan sonra bir satın yaparsanız da bana destek olmuşsunuz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi çok hızlı girdik. 2000 krediye Ferrari aracımız var. Araç hakkında konuşmaya gerek yok. Zaten asaleti kendini belli ediyor. Tekerlek de aynı şekilde. çıkartmadan aynı şekilde. Anten bence gereksiz. Anten hakkında yorumu size bırakıyorum. Bak paket okey. Araç zaten dediğim gibi konuşmaya benim haddim yetmez. Çünkü Ferrari sonuçta abi gayet şık ve asil bir araç. Ama bu paket 2000 kareli etmez onu da söyleyeyim. Onun yerine bence bekletin Nissan Skyline r 34 alın 1100 kareye gelecek. Tabi gelirse o da ayrı bir soru işareti. Ama odan mantıklı. Diyerek bu Ferrari Fast'ını direkt burada bitirelim ve 8. sezona geçelim. Yani Ferrari paketi güzel ama fiyatı pahalı. Şimdi direkt 8. sezonun haberlerine başlayalım. Şimdi geldik sezon 8 hakkındaki patch note yani yama notlarına diyor ki sokaklara da dalın hit the season 8 diyor tamam izleyelim abi videoyu bu arada bu videodan artık telip bana falan yemeye çünkü tepki gibi bir şey olacak bakalım abi durdurarak gideceğim şimdi burada 3 tane araba var ortadaki araba roket besin birinci aşamasında gelecek Honda Civic Type R diye geçiyor aklınıza bulunsun iki araba zaten halihazırda var olan araba sağdaki fenek herkesin böyle hayalindeki hayallerini süsleyen arabalar var ya işte o Fenek. Bir de Jagger 619 Ares'imiz var tamam. Müzik çok iyi, müzik çok iyi. Ben bu müzik çok severim abi. İsmini unuttum ama Dark'lı bir şeydi. Oy bir dakika dur 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 dur. Neon detayı müthiş olmuş. Bu neon detayı inşallah oyunda olur. Yani şu an harbiden sokak temasını ve JDM arabaları köküne kadar hissediyorsunuz. GDM'de bu Japon arabalar oluyor arkadaşlar. Japon modifiyeli sokak arabaları dediğimiz. Açılmıyorum ama J'si Japanese diye geçiyor hatta. Açılımını da falan yorumda bilen varsa yazsın ya. Hatta dur lan bakalım. GDM açılımı. Evet abi. Neymiş Japon iş pazarı oluyor arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Devam. Kültürleniyoruz aynı zamanda. Bunu kapa abi. Devam. Civic Type R dediğim var devam. Böyle bir stadyum geliyor Sovereign Heights diye devam. Bak bu kamera detay önemli şimdi bu kamerayı boşuna koymamış adamlar hani sokak yarışlarında polis kamerayı çekiyor arkadaşlar onu atıp da bulmuşlar ince ama güzel bir detay ben böyle detayları severim araba var da gayet iyi up your ride yani sürüşünü diyor bir üst seviye çıkar diyor artık. Kolek Sokak özelleştirmelerini topla diyor. Tamam. Bunun hakkında konuşan sonunda basket oyuncularını gördüler. Ya müzik de on numara ya. Var ya şöyle kafayı sallayasın diyor. Ya, bu Sekansı bir daha ya. Gayet güzel bu arada. Çok iyi şey olmuş. Trailer olmuş. O kadar gömdük gömdük ama güzel yaptığında da hakkını veririz her zaman. Gol patlamasını beğenmedim. Bak buradan gördüğüm kadarıyla beğenmedim. Şimdi burada size sadece önemli şeyleri okuyacağım. Burada birçok laf salatası yapmış. İşte demiş ki e Parlak ışıkların uzağında YouTube bir koleji uzağında bir işte sezon falan geliyor gibi tarzı şeyler söylemiş. Bunları çok okumayacağım. Bizim burada önemli gördüğümüz şeyleri söyleyeyim sizlere. Şimdi stadın ismi Sovereign Heights Arena. Bu önemli. Rocket Base ilk şeyde arkadaşlar ilk kademede Honda Civic Type R arabası geliyor. Yani şu araba oluyor gördüğünüz gibi. GDM türündeki araba. Şimdi şunu araya ekleyeyim. Honda Civic GDM araba diyebilirsiniz ki Supra mazda rx7 işte ba bana bir sürü cdm arabası sayarsınız böyle birçok Bunlar gelebilir mi Vallahi gelebilir bak e, lisansını alıp getirebilirler Çünkü tema sokak teması JDM teması Yani bu temada gelmezse Supra gibi mazda rx7 gibi arabalar ya da Nissan Skyline yani R34 biliyorsunuz ki Japon arabası e, daha gelmez arkadaşlar unutun gitsin bence yani bu sezon çok yani ortamı müsait bir sezon. Ben öyle düşünüyorum. Tamam buraya okuduk. Tamam Rocket Pass ne diyor abi? Bak burada yazmış zaten. JDM nasıl demiş. Yani JDM başyapıtı sokaklarda yerine aldı demiş. Ee, ve Honda Civic'imiz Octane Hitbox'ı. Yani Hitbox'a topun e, arabaya değme menzili diye işte bir San bir e, Türkçe şey yok abi kelimesi yok. Neden onu artık prosedürde mi denir? bir şey denir işte o kelime karşılığı yok o yüzden hitbox direkt çeviriyorum ben ortaya hitbox Onun dışında burada başka okuyabileceğimiz bir şey var mı zaten Honda Civic Type R'dan bahsediyor ve demiş ki is the first ever in real life car to come include Rocket Pass Bilmiyorum. yani şunu diyor arkadaşlar Rocket Pass'in içindeki gerçek hayattan alınan ilk araba bu diyor güzel bir detay devam abi e, sahi boya diyor grafiti temalı itemlerle grafiti de biliyorsunuz hani sokak çete oradan vurmuşlar spreader boost diye bir boost geliyor ondan sonra big cap topper diye bir başlık geliyor bunu geçiyorum artık önemsiz bilgi savage spray goal explosion yani acımasız spray gol patlaması o benim beğenmedim. yani trailerdan gördüğüm kadarıyla beğenmediğim gol patlaması var ya ondan bahsediyor bu arada şunun da bilgisi vereyim. 5 gündür video gelmedi. Bunun sebebi bilgisayar biraz sıkıntılı durumda şu an arkadaşlar. Virüs falan kaptı herhalde Ekran kartı bayağıdır kötü performans sergiliyor. Format atacağım. Format atacağım için 5 gündür falan stok video yükledim YouTube'a o yüzden dedi ki 5 gündür video gelmedi ama yarın roket besin cemesi videosu gelecek onu da söyleyeyim. Yani siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen bilgisayar format atıyor olacağım. Zaten virüsü kaptığım videoyu da biliyorsunuz. Hani o çempe çıktığım video var ya videonun ortasına virüs geldi. Orada kaptık işte bir şeyler. Formatla inşallah halledeceğiz. Devam. Ne diyorduk? Dumpster Fire Player Banner yani Dumpster Ateşi diye bir oyuncu sancağı gelecek. Wrapster Decal diye bir çıkartma gelecek. Ondan sonra francophone diye de bir tekerlek gelecekmiş. Tamam francophone herhalde şu değildir. Çünkü bu Honda Civic lisanslı tekerle. Bak zaten yazmış francophone. Francophone tekerle bu oluyor arkadaşlar. Wrap serdik halde şu e, Octane üstündeki çıkartma oluyor. Buradan ipuçlarını yakaladık. Devam. Tamam. Tuner's Paradise. Tuner'in cenneti diye bir başlık var. Ne olduğunu bilmiyorum. E, diyor ki Rocket level atladıkça Honda Civic'inizi geliştirebiliyorsunuz diyor. Yani birinci seviyede Honda Civic Type R geliyor ya bunu level atladıkça seviye atladıkça Honda Civic Type R-LA'ye çevirebiliyorsunuz diyor. Artık nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum ama ben de Türkçe düşünüyorum böyle söylüyorum. Ondan sonra ne diyor? Bigger front intake yani ön kanalı daha geniş diyor. Ondan sonra karbon fiber hood diye bir şey hood. Arabadaki hood ne oluyor bilmiyorum. Onu anlamadım ama rüzgarlık mı ya da ha şu camı şeyi arkadaşlar tamam camı karbon fiber yapıyormuş okey ee, başka ne diyor ondan sonra rear wing arka kanat ekleniyor tamam burada da sıkıntı yok ve diyor ki aynı zamanda oyuncular hem beyaz hem de kırmızı olarak Honda sivin tekerleklerini özelleştirebiliyor diyor tamam burayı anladık sıkıntı yok onun dışında e, RGB aydınlatma bahsetmiş ve demiş ki RGB aydınlatma performansı gerçekten etkilenmiş. İşte burada yine laf salatası, e, bilim adamları hayır falan gibisinden e, bir sürü hikaye anlatmış. Buraya geçiyorum. Ama diyor, burada bak Neon'dan bahsetmiş. Premium Edge Light Package so you can test it yourself. Yani diyor ki, arabanıza Neon takarak hani RGB aydınlatma performansı Arttırıyor mu arttırmıyor mu kendiniz te test edebilirsiniz diyor. Tamam burayı da anladık sıkıntı yok painted version yani boyalı e, sürümleri Rocket Pass'in 70. seviyesinden sonra aktif hale gelecek diyor. Çıkartabilsin diyor. Tamam. Şimdi böyle bir stat gelmiş. Tadı ilk bakışta bayağı beğendim. Şöyle söyleyeyim bakın burada grafitiler, inşaat detayı var. Bak bu çok önemli. Bu niye önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Sokak detayı. Sokak dedim abi her şey e, böyle çok iyi olmak zorunda değil. Bak mesela a, apartmanlardan da alıyoruz. Birisi gökdelen var burada bir tane. Bir de alçak apartman var. Bir yerde inşaat var abi. Bu sokak teması bayağı doruklarına kadar hissettiriyor. Ağaç falan var. Gayet iyi. Grafiti var. Yani şuradaki e, mavi ve turuncu paneller bence biraz daha alçakta olabilmiş Çünkü çok yapay durmuş abi sokak teması ama sıkıntı yok. Yine de güzel. Şehir ataş altında diyor. Burada ne var? İşte yeni sattan bahsetmiş. Onun dışında sezon 8 sunu ödüllerinden bahsetmiş. Bir tane böyle SK8 -S, -S, S diye bir oyuncu sancağı geliyor. Hibachi diye bir başlık geliyor. Ve şundan da bahsetmiş. Şanslı oyuncular demiş. Eğer siz ballıysanız Starliner Decal ya da Amplitude Goal Explosion yani Starliner çıkartması veya Amplitude Goal patlaması gibi Black Market kara borsa eşyaları da çıkartabiliyorsunuz demiş. Burada da önemli bir şey e, var arkadaşlar. Burada da önemli bir şey var. Diyor ki Hoops arenası yani basket arenası e, sezonun ilerleyen kısımlarında geleceğinden bahsediyor anladığım kadarıyla. Aynen coming later diyor. Ve e, bunun hakkında söz vermişler. Bundan bahsediyor. E, sonra demişler ki daha fazla duyurular sonradan yapılacak. Yani yarın geliyor arkadaşlar bu sezon. Şimdi burada ee, burada ne var? Ha, burada roket pesteki duyurlar var. Bak buna bir bakalım mesela. Burayı çok kısa tutacağız. 1000 kredi olacak roket pes. Valla ben 1000 kredi yatırmam oyuna. ama yatıracaklara bol şans yedim. Ben oyunu dediğim gibi arkadaşlar böyle videodan video çektiğim için e, oynamıyorum. O yüzden parasını çıkartmayacağım şeyin e, gidip para saçmam ama oynayacaklar. Bak roket pes gelmeden sonra güzel bir şey geliyor gibi. Şimdi o bayağı güzel bu arada çıkartmıyor. Honda Civic abi yani Ah söylemeye gerek yok. Honda Civic JDM arabalar. Ah ah. Şöyle var ya full artı full JDM temalı bir sezon gelse de rahatlasak ya. Ne bileyim Supra ile getirsin. RX7 ile getirsin. Mitsubishi Lancer Evolution ile la getirsin. Böyle full artı full Japon arabaları yılsınlar. Ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Vallahi bence harika olur. Böyle işte Rocket Pass'teki özelleştirmeyi gösteriyor. Buraya geçiyorum. Siz bakarsınız. Pro Rewards yani e, daha da Artık 70. seviyenin çıkarsanız rastgele boy itemler veriyor. free itemler ve be beleş eşyalar böyle işte hamburger, kurabiye ile yetinelim diyorsan beleş eşya alıyorsun kardeşim. Bak gol patlaması dedim gibi arkadaşlar. Ben şu görüntüden beğenemedim ama tabi bir de oyun içine görmek lazım. Devam. Sık sorulan sorular. Burayı siz okursunuz. Geçiyorum. Burada e, okunacak bir şey var mı diye bakıyorum. Yine roket Pass'tan bahsediyor. Rekabetçi ödüllerinden bahsetmiş yine e, şeylerden bahsetmiş. Mücadelelerden. Turnuvaları zaten söyledik. Ve bu kadar arkadaşlar. Videoya bir bakalım kaç dakika olmuş videomuz 12 dakika olmuş 12 dakika boyunca dolu dolu sizlere anlatmaya çalışacağım umarım video beğenmişsinizdir video beğendiyseniz güzel beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin sezon 18 hakkında mutlaka yorumlarınızı okuyor ve e, yanıtlıyor olacağımı söyleyeyim şimdiden bu tarz gibi haber içerikli videolar istiyorsanız fikrinizi yorumda belirtmeyi unutmayın Yarın yine burada olacağım. Roket besin, incelmesin, pat diye atacağım Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.